ekonomide göreceğiz. Çünkü bakın Müslümanların kayıt altına alınması gibi bir öneriyle geldi. Buna ilk tepki mesela yeni ekonomiden geldi. Yani işte Apple, Google ve Uber şirketleri buna karşı çıktılar. Neden karşı çıktılar? Çünkü bu şirketleri kuranların birçoğu göçmen zaten. Değişik yerlerden gelmiş. Çalışanlar üst kademelerindeki yöneticileri arasında büyük bir ihtimalle Müslümanlar var veya değişik dinlerden gelen insanlar var. Dolayısıyla esas orada göreceğiz büyük bir çatışma şeyini. Bir de tabii Amerikan demokrasisi bizlerin bildiği gibi işlemiyor. Burada partileri finanse eden iş adamları var. Şimdi Cumhuriyet gerçi Trump ben kendi paramla finanse ettim dediyse de gene de bu Cumhuriyetçi Parti'ye kampanya sırasında para yardımı yapan insanlar var. Şimdi onlar ne kadar bu gelişmelerden hoşnut olacaklar veya olmayacaklar ve ona göre tavırlar belirlenecek ve temsilciler meclis kongredeki klasik muhafazakar cumhuriyetçilerin zaman içinde desteklerini bu Trump'ın politikalarından çekip daha ılımlı politikalara doğru yöneltmeleri de söz konusu. Dolayısıyla çok bilinmeyen var ama o çevresindeki radikal, aşırı sağcı ekip bir şeyleri zorlayacaktır. Çünkü zaten o ajandayla geldiler. Peki. Yani bunu görmek gerekiyor ve yeni tarafı bu bence.